Herkese selamlar. Uzun süredir üstünde çalıştığım bir projeyle birlikteyiz. Daha önce bir modül incelemiştim. Kanalı takip edenler bilirler. Modül bir LoRa modüldü. React firmasının bir modülüydü. Bunu bir range testini yapmıştım. Normalde modülün iddiası 10 kilometre civarı bir iletişim olanağı sağladığı yönünde. Ben uçtan uca 10 kilometrelik düz bir arazi bulamadığımdan yaklaşık 3 kilometre civarı bir test yapmıştım ve 3 kilometrede sorunsuz şekilde sinyal alabilmiştim. Sonra bununla bir kumanda yapacağımı, bir RC araç kumandası yapacağımı söylemiştim ve o kumandayı bugün yaptım. Şurada gördüğünüz kumanda. Tabi bunun bir de alıcısı var. Birazdan detaylarını görecekseniz nasıl yapıldığı ya da nasıl çalıştığı ile ilgili. Daha önce bu kanalda bir sürü kumanda yaptım, bir sürü kumanda denemesi yaptım, kumanda bari şeyler yaptım. Ama bu göreceğiniz alet şimdiye kadar yaptıklarımın en yüksek menzillisi. Dediğim gibi 3 kilometrenin üzerinde bir menzili olduğundan eminim. Ama modülün iddiası 10 kilometre. Cihaz hakkında bilgi vermek gerekirse cihaz kalbinde bir Arduino Nano bulunduruyor. Arduino'nun LoRa modülüne bağlı. Üzerinde yine bir joystick var. Joystick sayesinde komutları gönderebiliyoruz. Ve ben ona bir kasa tasarladım. Kasa da tamamen kendi çizimim. Üzerinde kullandığım pil daha önceki videolarımdan bileceğiniz üzere kendi tasarladığım bir pildi. Çizimi de kendim yaptım, gördüğünüz tasarımı. Baskı devre tasarımını da kendim yaptım. Kodu da kendim yazdım. Ve sonuçta ortaya böyle bir şey çıktı. Şimdi birazdan nasıl yapıldığı ile ilgili detaylarını görüyor olacaksınız. Yapımından sonra da bir test, kontrol ya da kullanılma ile ilgili bir kısa video göreceksiniz. İsterseniz çok uzatmadan yapımına başlayalım. Ekranda gördüğünüz receiver'ın tasarımı, PCB tasarımı daha doğrusu. PCB'nin şeklini burada görüyorsunuz. Bu PCB'ni ben çizdim. Kırmızı olanlar atlamalar. Mecburen atlama yapmak durumunda kalacağım. Çift taraflı bir portta üretemediğimden dolayı sadece zaten iki tane atlama var. Arduino'muz burada. Şurada soketlerimiz var. Bunlar işte ESC, servo gibi cihazlara bağlanacak olan çıkışlar. Şurada da LoRa'nın girişi var. Daha doğrusu LoRa'nın soketi olacak burada. Şimdi bunun Gerber dosyasını export alacağım. Sonra da onu CNC'de çizeceğim bu devreyi. Bu aldığım exportu Flatcam'de derleyeceğim. Orayı göstermeyeceğim. Zaten onunla ilgili detaylı bir video yapmıştım. Eğer kanalda ararsanız CNC ile PCB kazıma gibi, baskı devre kazıma gibi bulursunuz videoyu. Orada bayağı detay anlatmıştım. Şimdi ben bunu export alıp kazımaya başlayayım. Bu ekranda gördüğünüzde göndericinin yani kumandanın devre şeması. Orada da bir tane Arduino. Burada bir tane LoRa modülümüz. Artı eksi için giriş voltaj için bir pin noktaları, lehim noktaları. Bir de joystick'in kablolarının lehimleneceği noktalar var. Joystick ve React'ı buraya direkt, daha doğrusu LoRa'yı buraya direkt bağlar mıyım bilmiyorum. Hani dizayna göre ayarlayacağım. Bir tane de atlamam var şurada. Devre şeması basit. Alıcıya göre daha basit bir şema. İşte joystick, LoRa, beslememiz. Zaten kodunu yazmıştık. Şimdi bunu da aynı baskı devreye lazerle kazıyacağım. İkisini birlikte hasta atmayı düşünüyorum. Şimdi bunu şeye göndereyim, lazere göndereyim. O da basmaya başlasın. Şimdi receiver'ı arkaya şuraya kazımıştım gördüğünüz gibi. Hemen altına da şu an ışıktan görünmedi. Şu an şeyi kazıyorum. Kumandanın devresini kazıyorum. İkisini beraber hasta atacağım. Sonra pertinaksi keserim. Öyle devam eder. Bakın lazer böyle bunu kazıyor. Üzerinde dediğim gibi boya var. Boyayı kazıyor. Şu hale getiriyor. Hatta şurası da kazınmış gördüğünüz gibi. Asit de buraları eritecek. Güzel bir baskı devre çıkmasını bekliyorum. Şimdi kartlarımız hazır gördüğünüz gibi. Delikleri delindi. Baskı devreleri yapıldı. Üst baskılarını da lazerle yaptım. Çok güzel kartlar oldu bunlar. Öncesinde şöyle bir uyarıda bulunmam lazım. Şimdi şu elimin arkasında bir dikiş var. Bir kaza oldu. Şimdi birazdan bu gözükecek burada uğraşırken. Her kullanımda parmağımın kullanımında bir sıkıntı yok. Eğer mideniz kaldırmıyorsa yani rahatsız ediyorsa bu sizi. Bence bu kısmı geçin. Çünkü burada lehim falan yapacağım. Lehimi falan yaparken gözükecek, bilginiz olsun. Şimdi ben burada parçaları toplamaya başlıyorum. Alıcıyı tamamladım. Gördüğünüz gibi çalışır durumda. LoRa'mız orada. Bilgisayara bağladım. Seri porttan data geliyor mu diye. Bir yandan da diğer Arduino üzerinden de data gönderiyorum. Şimdi şu şeyi göstereceğim. Seri port ekranını göstereceğim. Bakın X ve Y değerleri geliyor buraya.
Şimdi alıcımız tamam, sırada vericimiz var. Şimdi neler yaptık bir özetleyelim. Kumandamızı tamamladık, gördüğünüz gibi alıcımızı tamamladık. Alıcıdan bir başlayayım detaylardan öncelikle. Lora'yı buraya koydum çünkü devrede çizdiğim, yani şurada çizdiğim yerdeki bacaklar buraya uymadı ve şuradan şuraya kablo almak suretiyle şöyle de göstereyim. Bu tarafa taşıdım. Yani burada bir hata yapmış oldum ama bir önemi yok. Lora'yı buraya taşıyıp buradan kablolarla lehimledim. Şurada gördüğünüz kanallarımız var. Bunlardan şu E yazan, bizim ESC'mize, S yazan da direksiyon servomuza bağlanıyor olacak. Bunlar 9 ve 11 yazması lazım. 9 ve 11 numaralı pine bağlı olması lazım. Emin değilim, şu an bakamıyorum koda. Ama şuraya köşeye yazarım. Oradan emin olursunuz. Ama muhtemelen 9 ve 11'di. Alıcımızın kodunu yükledik. Çalıştığını gördük. Birazdan araca bağlayacağım. Aracı bağladıktan sonra da teste çıkıyor olacağız. Alıcımız böyleydi. Kodunu yükledik. Alıcı ve verici için kodları ve aynı zamanda devre şemalarını videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak mevcut drive linkinden indirebilirsiniz. Yani katıl butonuna tıkladığınızda kodları ve devre şemasını oradan edinebiliyor olacaksınız. Direkt indiremeyeceksiniz maalesef. Gelelim kumandaya. Kumandamızın şurasında joystick koyduk bir tane. Şura çok güzel olmadı. Ben de biliyorum ama hani daha fazla uzatmayacağım bu projeyi. Daha fazla uğraşmayacağım bunun üzerinde. Ama kumandamızın genel olarak kullanımı, ergonomisi gayet güzel oldu. Burada anten var. Buraya bizim devreyi, Arduino'yu ve ESP modülünü koyduk. ESP modülünün anteni de şu gördüğünüz anten çıkıntısının içine doğru geçirdik. Gayet güzel oldu. Altta pilimiz var. Kendi yaptığımız pilimiz. Pili nasıl yaptığımı da daha önce bir videoda göstermiştim. O videonun linki de şuradan köşeden çıkar. İzlersiniz. Kumandanın STL dosyasını, tasarım dosyasını, baskı dosyasını daha doğrusu yine katıl butonuna tıklayarak edinebileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınızda drive üzerinden indirebileceğiniz linki edinebileceksiniz. Ben denedim alıcıyı ve vericiyi, gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Birazdan da zaten araca bağlayacağım ve test sürüşüne çıkacağız. Orada da nasıl çalıştığını, performansını görüyor olacağız. Şimdi bu kısımda anlatacaklarım bu kadar. Şimdi araca bağlayalım ve testimizi yapalım. Sonra da videoyu bitireceğiz. Şimdi pilimizi sabitledik. Alıcımızı da şuraya sabitledik. Şimdi bağlantıları yapalım. Şu ESC bağlantımız. ESC bağlantımızın sinyal ucu burada beyazdır ya da sarı olabiliyor. Sinyal ucunu Arduino'ya bakan tarafa bağlayacağız. Şöyle. Bir de servonun yine sarı ucunu şurada yukarı gelecek şekilde bağlayacağız. Şöyle bulaşmasın sağa sola. Şimdi açabilirim aracı. Şöyle açıyorum. Çalıştığını görmek istiyorum. Sonra dışarı çıkartacağım. Burada kullanmam pek mümkün değil. Bakın gördüğünüz gibi Arduino servoyu da çevirdi. Hatta şöyle tekrar yapalım. Şöyle düzelttim bunu. Bakın açıyorum. Gördüğünüz gibi servoyu da çevirmiş oluyor. Şu an kumandam açık değil. O yüzden kontrol etmiyorum. Burada bu riski almayacağım. Burası dar. Dışarıda kullanıyor olacağım. Şimdi kapağını kapatıp dışarı çıkıyoruz.
Şimdi şöyle setup'ımı da alıp uzun uzun, yani çok uzun değil aslında ama yani birkaç kilometre görebileceğim bir alana geldim. Yani muhtemelen kumandayı range'den çıkartamayacağım ama en azından şu FPV'lerin range'i kadar ya da pilin bitene kadar göndermeye çalışacağım arabayı. Şu yöne doğru göndermeyi planlıyorum. Kameramanım olmadığından dolayı, yani aracın üzerinde bir tane GoPro var, oradan kayıt yapıyor olacağım. Bir yandan da FPV'ler üzerinden şöyle görebiliyorum. Bundan gözükmüyor gerçi de. Şundan. Şimdi bu iki tane getirdim bunları. İki tane getirmemin sebebi bunların hangisinin range'in daha uzun olduğunu bilmiyorum açıkçası. Kumandam burada. Şimdi arabamı aşağı indireceğim, çalıştıracağım ve kumandamla gönderiyor olacağım. Sonra da size durumu bildiririm. Şimdi arabam açık, yola doğru gördüğünüz üzere joystick'imle göndermeye başlıyorum. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İhtiyacınız olan dosyalar katıl butonuna tıklamanız şartıyla katıl üyelerine özel bir post altında oluyor olacak. Bütün dosyalar yazılım, çizim dosyaları ve baskı devrenin tasarımı ve kullandığım malzemeler şeklinde o postun altında olacak. Yani bir şey sormak isterseniz, yapımıyla ilgili bir şey sormak isterseniz o postun altına yorum yapabilir. Video ile alakalı da sorularınızı ya da yorumlarınızı da yorumlarına bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.